Merhaba arkadaşlar, Sürüngen'de Suda kanalına hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün yine bir Oğuz ürünüyle karşınızdayım. Bu ürün bir süredir bende duruyor ama kullanacak bir tankım olmamıştı. Şimdi bir tane tankta kullanmayı düşünüyorum. O yüzden kullanmadan önce öncelikle sizlere bir kutu açılımı yapacağım. Yani kutuyu birlikte açacağız. Daha önce açmadım kutuyu. Kutuyu açtıktan sonra ben bunu yerleştireceğim. Tanka takacağım. Taktıktan 1-2 hafta sonra, 1 ay sonra olur. Tekrar videosunu çekeceğim görüşlerimle ilgili. Ve en sonunda videoyu da kapatacağım. Çünkü sadece kutu açılımı olsun istemiyorum. Ürünü cihazı test edip hani sessiz mi değil mi veya ne gibi artıları var, ne gibi eksileri var, bunları paylaşarak sizlere bitirmek istiyorum videoyu. Böyle daha faydalı olduğunu düşünüyorum. En azından alacak olan insanlar için de daha faydalı olur bu şekilde. Şimdi öncelikle şöyle kutunun üstüne bakalım bu. Tabi Türkçe yok galiba yine. Hang on filter diyor. Yani askı filtre olarak geçiyor. 75 litreye kadar geçerliymiş. Multi stage kartuş diyor. İki tane kartuş varmış galiba. Başka bakalım neler var. Şeffaf bir uzatma hortumu var. Sanırım göründüğü kadarıyla buradan. Ha, 75 olanı 350 litre çeviriyorum saatte ve sadece 3,5 watt harcıyor. Kablosu da 1,5 metre uzunluğundaymış. İki tane de kartuş buluyor, geliyor içinde. Bir tane sünger, bir tane de elyaf tarzı bir kartuş var sanırım. Kartuşlar sanırım sonradan eklenebiliyor. Tekrar alınabiliyor, değiştirebiliyor. 3 yılda garantisi varmış. Burada öyle diyor. Ben de ürünü yine Malawi İzmir'den almıştım. Aşağıda link bırakırım. Oradan da alabilirsiniz isterseniz. Evet, şöyle açalım bakalım. Ya bu kutuyu açmadan nasıl durdum bilmiyorum ama işte araya yaz falan girdi ya. O yüzden dayanabildim. Evet, kutuyu açtığımızda şöyle filtremizi karşılıyor. Poşetimizi çıkarttık. Gerçekten ürünün tasarımı güzel. Ve yine her zaman benim sevdiğim o kablo cırt cırtlarını takmışlar buraya. Şöyle bir bakarsak şurada bir ayağı var. Bu ayak akvaryumun kalınlığına göre ayar yapmanızı sağlıyor. Şöyle çekip böyle içeri doğru ittiriyorsunuz. Güzel. Bunu biraz farklı yapmışlar. Normalde daha farklı çok oluyordu diğer şeylerde. Çevirmeli falan oluyor böyle. Bunlar biraz daha şık olmuş. Şöyle bir kapağımız var. Yine şurada da bir ayar çubuğumuz var. Az veya çok kısma açma yapabiliyorsunuz. Kartuşlarımıza bakalım bakalım. Evet, kartuşumuzun bu tek kartuşmuş galiba. Tek kartuşta içinde karbon mu var? İçinde beyaz parçalar var. Muhtemelen içinde biyolojik filtresi alacak küçük bir parçalar var. Bir de şöyle tamamen süngerden olacak bir parça var. İç hacmine bakıyorum. Yani şu boşluklarda kullanılırsa iç hacmi yeterli olabilir. Ama bunu da kullanmayıp yine bunun yerine de biyolojik malzeme buraya koyabilirsiniz. O zaman bayağı bir içeride hacim kalıyor. Muhtemelen ben öyle yaparım. Tek kartuşta kullanırım. Çünkü bir tane sünger yeter. Üstüne de belki yine elyaf veya seranın civcivleri var. Onlardan koyabilirim. O şekilde güzel bir kurulum olur diye düşünüyorum. Bakalım paketten başka ne çıkacak. Sen şöyle kal. Yani sessiz olduğunu düşünüyorum bunun. Her şey içinde olduğu için. Bakalım. Burası kapanacak. Üstten siz herhangi bir şey görmeyeceksiniz. O açıdan güzel düşünmüşler. Yine bir tane kitapçık çıkıyor. Bütün diller var. Türkçe hariç. Şunu da atalım. Yine garanti belgesi, garanti belgesi. Bir tane kitapçık çıkıyor. OAS ürünleri var. Armut akvaryumları var. Bir tane şöyle dediğim gibi uzatılabilir. Bir tane şeffaf plexi parça çıkıyor. Bunu taktığımızda buraya. Bakalım eksi ne kadar olduğunu merak ettim. Evet, çıkartıp takalım bari. Çünkü benim tankım biraz küçük. Heh, tamam. İyi, bayağı küçüldü yine. Bir an dedim acaba o tanka olmayacak mı? Evet. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Muhtemelen işte 25 santimden itibaren rahatlıkla kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Aslında daha da kısa birisi iyiymiş yani. Evet, kutumuzu açtık. Kutumuzu attık. Ürünümüz bu şekilde. Şimdi ben bunu tanka takayım. Birkaç hafta sonra sizlere devamını çekeyim. Siz az sonra da izleyeceksiniz. Görüşmek üzere. Evet, yaklaşık filtreyi 2,5 aydır kullanıyorum. Öncelikle şunu söylemeliyim. Bir şelale filtreye göre oldukça şık duruyor.
dışarıdan gayet derli toplu bir yapısı var. Bu en büyük artılarından biri bence. Diğer artılarından biri emiş borusunun şeffaf olması. Bu da tankın içinde güzel bir görüntü oluşturuyor. Aynı zamanda uzay viren yapısı ile de daha yüksek tanklarda da kullanmak mümkün oluyor. İç hacmine girersek ben bir adet kartuşunu çıkarttım. Sadece süngeri kaldı. Kalan kısmı da biyolojik malzemeyle doldurdum. Haznesi tabii bir diş filtre kadar olmasa da şelale filtrelere göre geniş denilebilir. Ayrıca ayar çubuğuyla yine debi ayarı da yapmak mümkün oluyor. Arka kısımdaki parça sayesinde de filtreyi cam kalınlığına göre rahatlıkla ayarlayıp dengeli tutabiliyorsunuz. Bu arada filtreyi ilk çalıştırdığım günden beri gayet temiz bir filtrasyon sağlıyor. Kullandığım akvaryum doğada kurup eve getirdiğim bir tank olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde kristal bardaklarına geldi. Ve yaklaşık 2,5 ay oldu. 2 kere temizledim filtreyi şu ana kadar. Ve temizlik kısmında da biraz eksi yönlerini gördüm diyebilirim OASE Biostyle'ın. Açıkçası sepette olmaması sebebiyle temizlik için komple tanktan çıkarıp temizlemek gerekiyor. O da temizliği biraz daha zorlaştırıyor ama yine de yapacak bir şey yok. Ses konusuna gelirsek de tabii ki bir diş filtre kadar sessiz olmuyor genelde şelale filtreler. Ve bu filtrede bir tık ses var. Benimki salonda duruyor ama çok aşırı rahatsız edecek bir sesi yok. Eşim ses hassas olmasına rağmen herhangi bir ses duymuyor. Ama yine de ses konusunda çok hassas olan arkadaşlar varsa belki bu konuya takılabilir. Bunu da belirtmek istedim. Fakat sonrasında biyolojik malzeme biraz azaltıp kendi süngeri ve kendi elifiyle denediğimde ses biraz daha azaldı. Bunu da söylemek istedim. Uzun süreli deneyimimi de aktardığıma göre artık videoyu kapatabiliriz. Evet, bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde filtremizi inceledik. Ben yine açıklama kısmına da linki de bırakacağım. Almak isteyenler oradan alabilirsiniz de. Bunun daha büyüğü de var. Onu da yakın zamanda kuracağım. Onu da kurarken yine videosunu çekelim size muhtemelen. Onda da ses var mı yok mu yine görürüz. O yüzden video beğenirseniz videoya like atabilirsiniz. Videoların devamını kaçırmamak için, özellikle OAS ürünlerinin devamını kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Farklı videolarda, farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Stop.